Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Antik Mısır'dan Lidya'ya, hatta daha eski zamanlardan günümüze zenginlik göstergesi, ticari hayatın en çok kullanılan nesnesi altın. Bugüne kadar altın madenlerinden çıkarılan altın miktarının 201.296 ton olduğu saptanmıştır. Kesin olmamakla birlikte toprak altında 3.000 ton altın olduğu düşünülmektedir. Dünyadaki altın rezervi hakkında birbirinden farklı rakamlar geziniyor. En çok kabul edilen görüş 50.000 ton civarında. Türk mücevherat sektörü 400 ton altın işleme kapasitesine sahip. Mücevher endüstrisi Türkiye'de en büyük endüstriler arasındadır. Yaklaşık 250.000 civarında çalışan istihdam edilmektedir. Altın, ekonomi serüveninin güçlü talebe sahip, devamlı, düzenli şekil değiştiren en önemli ticari nesnesi. Altın sektöründe işleme, şekillendirme hassas ve devamlı gerçekleşen bir hareket. Kuyumcu raflarında gördüğümüz altın belki de 3.000 yıl önce başka bir şekildeydi. Bilemeyiz. Tarihi değeri olmayan tüm altınlar yıpranma, ihtiyaç ve güncel estetik doğrultusunda tekrar işleniyor, şekil değiştiriyor ve varlığını koruyor. Kuyumculuk sektörünün var olma sebebi olan altın için teknolojinin gelişmesiyle işleme ve şekillendirme makineleri yapılmaya başlandı. Geçmişte el ve ocaklarda şekillenen altın artık son teknoloji makinelerde şekilleniyor. Üreten Türkiye'de bu bölüm altın işleme ve şekillendirme makineleri sektöründe uluslararası başarılara imza atmış, ismi güven ve kalite kavramlarıyla anılan, küresel pazarda büyük bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen 40 çeşitten fazla makine üretimi ve 45 ülkeye ihracat yapan bir Türk firmasını anlatıyoruz. Kuyumcu makineleri imalatı ve ihracatında faaliyet gösteriyoruz. Makine envanterimizde 45-50'ye yakın makine, ayrı ayrı makine imalatımız var. Bünyemizde 40 çeşit, 40 kaleme yakın makine var. Bu 3-4 gruba hizmet ediyor kuyumculuk imalat sektöründe. Chanel grubu dediğimiz, Hallo grubu dediğimiz, Alyans grubu dediğimiz, makine zinciri grubu dediğimiz böyle 4-5 çeşit gruba hitap ediyor. Bunlarla devamında 40-42 kalem makine üretimimiz var aşağıda ve her geçen gün üretimimiz artıyor. Yenilikler, yeni makineler ekliyoruz. Hizmeti arttırmak için, müşteri portföyümüzü genişletmek için, daha iyi hizmet verebilmek için, daha kaliteli ürünler çıkartabilmek için detaylı gece gündüz çalışıyoruz. Altın işleme ve şekillendirme makineleri imalatı sektöründe içi boş altın diye tabir edilen mücevher yapımında kullanılan makinelerin imalatını gerçekleştiren firma, siparişe göre özel makinelerde yapabilme kapasitesine sahip. Yerli üretim gerçekleştiren firma, seri üretimini 5 ana grupta gerçekleştiriyor. Chanel grubu dediğimiz grup, içi boş hafif altın imalatı yaptıkları gruba diyoruz. Yani mallar kaliteli, büyük, ağır bir şey, gösterişli gözükse de tartıya gelince hafif çıkıyor. Buna içi boş Chanel grubu diyoruz biz. Keza tekrar Hallo grubu dediğimiz grupta, aynı bu grupta fantazi mallar yapıyorlar. Daha ağır gözüküyor ama teraziye alışverişe gittiğinizde daha hafif ve daha ucuza gelen mallara Hallo grubu diyoruz tekrardan. Makine zinciri ayrı bir grup zaten. Onda bize sadece belli başlı imalat var. Hazırlık aşamasında yaptığımız mallar, makineler var. Onun dışında Alyans grubu da tekrar içi boş Alyans için ürettiğimiz makineler var. İçi boş Alyans tekrar aynı Chanel grubu gibi hafif ürünler için, gösterişli ve hafif ürünler için makine üretimimiz var bizim. Ağırlığımız bu yönde. Türk firması global pazarda güvenilir firma statüsüne sahip. Firmanın ürettiği makinelerin görev alanı çok geniş. Altın, külçe halden son kullanıcıya hazır hale gelinceye kadar birçok işlemden geçmek zorunda. Firmanın ürettiği makine çeşitliliği A'dan Z'ye tüm altın üretim hattını kapsıyor. Ürün yelpazemiz 40-45 arası bir makine sayımız var. Müşterinin talebine göre dediğim gibi altını külçe halden kuyumcuya gidene kadar ki olan bütün makinaları üretim kabiliyetimiz var şirket olarak. Altını erittikten sonra silindir makinemiz var. Silindir altını haline getirir, astar haline getirir. Kağıt gibi belli bir istediğiniz ölçüde getirirsiniz. Ondan sonra bizim bunu kaynatmamız gerekiyor. Boru haline getirmemiz gerekiyor. Boru haline geldikten sonra kalibre edersiniz. İstediğiniz çapta, istediğiniz ölçüde kalibre edersiniz. Ondan sonra bileklik yapacaksanız bileklik, yüzük yapacaksanız yüzük, küpe yapacaksanız küpe formunda çubuklarımız var. Malafa diyoruz biz çubuklara. Teknik özelliği, teknik ismi malafadır. Biz bunu bu çubukların üzerine sararız. İster bileklik, ister yuvarlak, ister bilezik, ister küp artık ne istiyorsanız ona göre sararsınız. Ondan sonra üzerlerine çeşitli desen, çeşitli motif artık neyi hayal ettiyseniz hayal ettiğinize göre imalatınıza devam edersiniz. En sonunda da ufak tefek şeyleri kalır. Mesela kilit yerik vesaire gibi. Onları da kaynatıldıktan sonra polisaja gider, sonra paketlenir ve mağazaya gider. İstenilirse biz bir kuyumcu atölyesini ya da kuyumcu fabrikasını A'dan Z'ye tamamen kuruyoruz. Altınla ilgili en çok duyduğumuz şey 8, 14, 18, 22, 24 ayar sözleridir. Bu sayılar ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? 14 ayar 585 milyem dediğimiz, yani 1 kilo 14 ayarın içinde 585 gram has var. Yani has altın var. Geri kalanı katkı. 18 ayar 750 milyem. Bunun da 750 gramı has, 250 gramı katkı. 22 ayar 916 gramı has, geri kalanı katkı. 995 milyem dediğimiz altın çok yumuşak olduğu için onu işleyemezsiniz. Çok zor onu işlemek. O yüzden biraz daha aşağı geldikçe, yani aşağı ayar düştükçe maden sertleşir. Türkiye dünya altın mücevherat üretiminde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk 3 ülke arasında bulunuyor. Global pazarda altın işleme makineleri sektöründe ilk 5 firmadan biri olan Türk firmasının makine ihracat oranı da çok yüksek ve yükselmeye devam ediyor. 5 kıtada 45 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, 20 ülkede önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, ondan sonra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, daha aşağı inecek olursak İran, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Dubai, Katar, Kuveyt, Endonezya, Mısır, Ürdün, Fas, Almanya, İtalya. İhracat yaparken daha çok güven esaslıyız. Doğu ülkeleri onlara tercih ettikleri yolla malı gönderiyoruz ama uzak olduğundan dolayı tabii ki biraz hem maliyetli oluyor hem de güven problemini fuarlarda aşmaya çalışıyoruz. Avrupa ile daha sıkı ilişkilerimiz olduğu için orayla daha hızlı ve kolay yoldan anlaşabiliyoruz ki Avrupalılar iletişimde daha iyi. Aynı bölgenin insanı olduğu için. Orta Doğu ülkeleri yine aynı şekilde nasıl tercih ederlerse o şekilde gönderiyoruz. Herhangi bir çok sıkı bir kriterleri yok. Bazı ülkeler genelde bize ekstra yükümlülükler getiriyor. Onu da olabildiğince ihracat olarak karşılamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda dünya devi olarak gördüğümüz birçok yabancı firmanın planlı yıpranma yaptıkları gerekçesiyle dava edildiğini görüyoruz. Ham madde, işçilik, üretim süreçleri ve yazılım gibi kullanım ömrünü belirleyici faktörler üzerinde testler yaparak ürün kullanım ömrünü bilerek kısaltmaya planlı yıpranma deniyor. Yerli üretim gerçekleştiren firma, ürettiği makinelerin kullanım ömrü konusunda global rakiplerinin aksine çok iddialı bir yaklaşım sergiliyor. Biz imalatlarımızda makinelerin daha uzun süreler çalışmasına özen gösteriyoruz. Yaptığımız makinelerde planlı yıpranmalar vesaireler, o tarz araştırmalara hiç girmedik. Çünkü müşterimiz kendi malını istediği gibi, istediği kadar kullansın. Şu an üretimde kullandığımız teknoloji piyasada gelinen son nokta dediğimiz CNC makineler. Bünyemizde fazlasıyla CNC makine var. İhtiyaç olan da var, olmayan da var. Yani üretimimiz aksamasın diye fazla aldığımız yatırımlarımız da var. Yani şu anda üretim yapsın makinelerin üstüne piyasada makine yok diyebilirim. Daha o seviyedeyiz. Üretim konusunda maksimum seviyedeyiz. Tezgahlarımız olsun, personelimiz olsun. Kalite konusunda hiçbir şekilde tavizimiz yok. ...40'tan fazla makine çeşidiyle 45 ülkeye ihracat yaparak büyük başarı ortaya koyan Türk firması nasıl üretim gerçekleştiriyor, üretimde nelere dikkat ediyor? Makine parkurumuzda, imalat yaptığımız makine parkurumuzda bütün makinelerimiz özellikle hassas parçalara işlediğimiz, hassas parçalara yaptığımız, gerçi hepsini CNC'lerde üretiyoruz. Bütün makinelerimiz CNC'lerden çıkıyor. CNC dediğimiz bilgisayar kontrollü makinelerden çıkıyor. Bunun için kalitemiz daha artıyor. Çünkü bu makinelerden çıkan parçalarda hata olma ihtimali yok. Manuelle işlenmediği için, bilgisayar kontrolünde işlendiği için herhangi bir şekilde hata payı yoktur. Bundan dolayı ürünlerin daha düzgün, daha hassas işlenmesi ve daha düzgün ortaya çıkması. Sonuçta bu bir yapboz. Yapbozu toplarken birinde bir hata varsa yapboz bitmez. Sıkıntı yaşarsınız. Ama her şeyi doğru noktada, doğru toleranslarla işleyip bitirirseniz herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Üretim hattımız 5 kademeden oluşuyor. 5 hattan oluşuyor. İlk malzeme geldiğinde kasalarımız kaynakhaneye geliyor. Ondan sonra yukarıda talaşlı imalat bölümümüz var. CNC'lerimizin olduğu. CNC bölümüne çıkartıyoruz makineleri. Orada artık tezgahlara, malzemelere ayırıyoruz, dağıtıyoruz. Ondan sonra çıkan kasalar tekrar boya hattına gidiyor. CNC'den çıkan mallarda aşağı montaj hattına iniyor. Üretim süreci böyle başlıyor. Sonrası sevkiyat hattı var. Sevkiyat hattına doğru geçiyor. Kaliteli ürün yapmak ilk hedefimiz bu. Çünkü müşteriye ürün teslim ettikten sonra peşinden çok koşmayı sevmezsiniz. Bu size gerek ticari, gerek maddi, gerek manevi hem zaman kaybı hem de maddiyat kaybı olarak geri dönüş olacaktır. Bunun için yaptığımız ürünlerin geri dönmesini ya da oraya ekstra bir daha servise gitmeyi istemeyiz. Bunun için nerede ne parçası kullanması gerekiyorsa, yeri geldiğinde sert olması gerekiyorsa sert çelik, yumuşak olması gerekiyorsa yumuşak, boş olması gerekiyorsa boş, dolu, daha sık olması gerekiyorsa daha sıkı, buna göre çelikler tercih ederek kullanıyoruz. Global ekonominin hareketli gündemi, değişen kuralları ve rekabet koşulları uluslararası bir firma için hayati değer taşır. Yerli üretim gerçekleştiren firma için global rekabetteki en önemli kural, dışa bağımlı olmamak ve güvenilirlik. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Ham maddeyi alıyoruz dışarıdan. İşte zaten atölyeye gittiniz, gördünüz. Oradaki teknolojiyi de gördünüz. Biz her şeyi kendimiz üretebiliyoruz. Biz dışarıya bağımlı bir firma değiliz. Biz bu işi biliyoruz. Zamanında üretmeye, her şeyi zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bizim mesaimiz sabah 8'de başlar ama akşam 6'da bitmez. Biz 10'a, 11'lere kadar hep çalışıyoruz. Müşteri bizden ne istiyor, nasıl bir şey istiyor biz onu biliyoruz. Çünkü bizim bir kuyumcu geçmişimiz var. Bizim ticari bakış açımız güvene dayalıdır. Bütün organizasyonlarımızı güven merkezinde tasarlıyoruz. Teknolojimiz, ihracatımız, pazarlamamız olsun hepsini güven merkezinde tasarlıyoruz. Ondan sonra harekete geçiyoruz. Firmanın başarısının en büyük sebeplerinden biri de kuyumculuk sektöründeki tecrübesi. Müşterilerinin teoride ve pratikte ne istediğini biliyor olmak, firmaya global rekabette büyük bir avantaj sağlıyor. Tecrübe tek başına sektörde başarılı olmak için yeterli değil. Esas olan tecrübenin mevcut global pazarda kaliteye ve güvene dönüşmesidir. Ben bir firmada, büyük bir firmada aşağı yukarı 20 sene çalıştım. Makinenin nasıl çalışıyor, nasıl çalışması gerektiğini biliyorum. Bizim yaptığımız makinenin de nasıl çalışıyor olması lazım, bunu biliyoruz. Makinelerin imalatı esnasında bizim danıştığımız bir danışmanımız var. Bu danışman da biz zaten bir aile şirketiyiz. Danışmanımız bizim abimiz. Abim 20 yıldır, 20-25 yıl bizim yaptığımız makineleri zaten kullandı. Buradaki deneyimleriyle nerede hataları var, nerede eksikleri var daha önce yapılan makinelerde bunların hepsini gördü ve insan kullanışı açısından hangisi daha rahat olacak, hangi mesela atıyorum bir makinenin bir kolu bu tarafta değil de şu tarafta olsa daha kolay olur, daha iş pratikleşir vesaire gibi şeyler oluyor. Geri dönüşleri oluyor. Biz o geri dönüşlere göre tasarımlarımızı yapıyoruz. Zaten makinelerimiz imalata başlamadan önce tamamı bilgisayarda çiziliyor, bilgisayarda çalıştırılıyor. Ondan sonra biz imalata geçiyoruz. İşin sonrasında da şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz makineyi yaptık, verdik. Ondan sonra bizim yaptığımız makinelerle sizin hayal gücünüzde neyi hayal edebiliyorsanız onu üretebiliyorsunuz zaten. Altın binlerce yıldır değerli madenler sınıfının üst sırasında yerini koruyor. Hal böyle olunca altını işleyen ve şekillendiren makinelerinde belirli bir hassasiyeti, dayanımı ve inceliği olmalı. Altını işleme esnasında meydana gelebilecek hatalar maddi kayıplar kadar müşteri kaybına da yol açar. Diğer taraftan altının maden olarak yumuşak olmasına da aldanmamak gerekiyor. Makinelerimiz çok hassas olmak zorunda. Tabii ki işlediğiniz ürünler nihayetinde altın. Toz kaçırmaması gerekiyor. Onun haricinde yaptığı operasyonel, teknik operasyonlarda hatasız çalışması gerekiyor. Bundan dolayı yaptığınız ürünlerin ekipmanları hepsi demonte olduğu için bütün ekipmanların hatasız çalışması gerekiyor. Eğer hata olursa zaten yaptığımız işçilikler bir de içi boş olduğu için, altının içi boş ürettiğimiz için çok ince mikronlarda, ince ölçülerde olduğu için hata payını kaldırmıyor. Kesinlikle hatasız ve çok hassas işlenmesi gerekiyor. Şu an altın makinesi dediğimde, direkt akla zaten hassasiyet geliyor. Yani sonuçta kıymetli madene girdiği için bunların üretimi de çok hassas. Her şeyin çok hassas olması lazım. İşlediğimiz parçaların kaliteleri, yüzeyleri, bir zaman sonra dayanımı çok önemli bunların. Bunlar çok dikkatli işlenmesi lazım. Bu konuda hiç kaliteden kesinlikle dediğim gibi ödün vermeye gibi şansınız olmaz. Olduğu zaman zaten tekrar aynı işlerle uğraşır durursunuz. Kalite, uzun süre dayanımlı olması lazım malzemelerin. Bir de maden yumuşak ama yumuşak olmasına aldanmamak gerekiyor. Yumuşak serti yer diye bir kural var metalda. Çok sıkıntı yaşatabiliyor insanlara. Onun için malzeme seçimi çok önemli burada. Bileklik yapıyoruz, atıyorum. İçi boş bir bileklik yapıyoruz. Et kalınlığı 12 mikron. Yani bir A4 kağıdı kalınlığında. Ne kadar hata yaparsam bunu kaldırabilir tabii ki. Tolerans olarak söyleyeyim, %2 bir toleransın olur yani. Onun üstünde olmaz ki bazen %2 tolerans çok büyük sıkıntı yani. Yaptığı makinelerle global pazarda söz sahibi olan firma, geleceğe de sağlam adımlarla ilerliyor. Firma Genel Müdürü Serkan Bey'e ticari hayatta onu en çok duygulandıran olayı sorduk. Ticari hayatımda beni en çok duygulandıran şey, gidiyorsunuz bir ülkeye, insanlar senden bir ticaret yapıyor. Ticareti bitmiş, her şey bitmiş, kuruluma gidiyorsun, makineleri kuruyorsun. Meraklı gözler seni izliyor, böyle bu meraklı gözlerin sonunda İşini bitiriyorsun, insanların eline mamülü verdiğin zaman gözlerinin içinde, hatta göz bebeklerin içindeki o gülümsemeyi hissettiğiniz, gördüğünüz zaman zaten ben bu işi yaptım diyorsun. Gerekli motivasyonu, gerekli duygusallığın orada zaten tap oluyor, son noktada oluyor. Ondan sonra dönüyorsun geri, mutlu mutlu sen de geri dönüyorsun. Ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak. Altın işleme ve şekillendirme makineleri sektöründe kullandığı üst teknolojiyle, güven, kalite ve saygıyla anılan, yüksek katma değerle yerli üretim gerçekleştiren bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler alın teriyle Türk makine üretimi sektörüne katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Yıldırım kardeşler. Yolunuz açık olsun.